Kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhaba, benim adım Murat. Ben bir pilotum. Pilotluk hayallerinde gökyüzü, bulutlar ve uçmak olan insanların mesleği. Gelin size bu çok sevdiğim mesleğim, pilotluktan bahsedeyim. Pilot, yolcu veya yük taşıyan, helikopter, uçak gibi hava taşıtlarını kullanan kişiye verilen isimdir. Biz pilotlar genel olarak uçuşlarımızı iki pilot ile yönetiriz. Pilotlardan biri komuta pilotu olan kaptan, diğeri ise ikinci pilottur. Uzun mesafeli uçuşlar gibi bazı durumlarda uçakta 3 ya da 4 pilot bulunabilir. Peki biz pilotlar neler yaparız? Öncelikle uçuşu olan pilotun uçuş saatinden 2 saat önce havalimanında olması gerekiyor. Çünkü bir pilotun görevi sanılanın aksine sadece uçağı uçurmakla sınırlı olmuyor. Tüm yolcuların güvenle seyahat etmesi ve uçağın teknik ekipmanlarının kontrol edilmesine kadar birçok sorumluluğu olan pilotların uçuş öncesi kurallarını titizlikle uygulaması gerekiyor. Uçuştan hemen önce uçağın her parçasının düzgün çalışıp çalışmadığını, yeterince ve doğru yakıt konup konmadığını, uçağın uygun bir şekilde yüklenip yüklenmediğini denetleriz. Uçak çok ağır olmamalıdır. Uçağın hangi rotada ve hangi hızla uçacağını hava denetimcilerine bildiririz. Pilot koltuğuna oturduktan sonra uçağı çalıştırmadan hemen önce işte bu gördüğünüz göstergeleri ve düğmeleri kontrol ederiz. Kabin mürettebatı bütün kapı ve kapakların iyice kapatıldığından emin olur ve sonrasında havalimanı denetim kulesinden çıkış için izin isteriz. Kuleden bize dönüş gelir ve hangi pisti, hangi yolu izlememiz gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğine ilişkin bilgileri bize verir. Uçak piste ulaşınca pistin merkez çizgisiyle aynı doğrultuya gelir. Bundan sonra uçak pilotunun yapacağı tek şey bilgisayarın düğmesine basarak motorları kalkış gücüne ulaştırmaktır. Sonrası ise sizi gitmek istediğiniz yere uçurmak kalır. Bir uçakla dünyanın istediğiniz her bir yerine gidebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz. Hem de bunu diğer otomobil, araba, gemi gibi taşıtlardan çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Gideceğiniz yere geldiğinizde uçak inişe geçer. Uçağın indirilmesi uçuşun en zor evresidir. Yağmurlu, karlı, çok bulutlu ve sisli havalarda bazen son dakikaya kadar pisti göremeyiz. Bu durumda pilot aygıtların ve hava denetimcilerinin verdiği iniş talimatına göre inişi gerçekleştiririz. Size pilotlarla ilgili çok ilginç bir bilgi vereyim mi? Uçuş esnasında pilotların hiçbiri aynı yemeği yemez. Neden mi? Havacılıkta kuralları aksatmak çok büyük sorunlara sebep olabileceğinden tüm ekibin kuralları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Bu noktada uçuşun güvenle tamamlanabilmesi için pilotların sağlıklı olmaları şarttır. Uçuş sırasında kaptan pilot ve yardımcı pilot aynı yemeği yemiyorlar. Böylece herhangi bir gıda zehirlenmesi olduğunda zehirlenen pilotun yerini diğer pilot olarak uçuşu o devam ettiriyor. Biz pilotlar sağlığımıza her zaman dikkat etmeliyiz. Meslek hayatımızın yanı sıra günlük yaşantımız boyunca da sağlığımıza büyük özen göstermeliyiz. Çünkü pilotların sorumluluğu sadece uçuşlar ile sınırlı değil. Özel hayatımızda da her zaman yolcuların güvenliklerini düşünür ve hayatımızı bunu baz alarak düzenleriz. Özellikle uçuş öncesinde hem pilotların hem de tüm kabin ekibinin yediklerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Normal şartlarda tüketildiğinde risk oluşturmayan bazı besinler 3000 metre yüksekliğe çıkıldığında sıkıntı yaratabiliyor. Özellikle kuru fasulye, nohut, bulgur gibi gıdalar sefer sırasında rahatsızlığa sebep olabiliyor. Çünkü havadayken basınç altında kalan bağırsak ve midemiz normalden daha fazla şişkinliğe neden oluyor Ayrıca tavuk, yumurta, balık gibi gıdalarda zehirlenmeye sebep olabileceğinden uçuş öncesinde bu gıdaları tüketmiyoruz. Kan şekerimizin düşmemesi, yorgun hissetmememiz, halsiz kalmamamız ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşamamamız için tüm uçuş ekibinin sık periyotlarla ve hafif şekilde beslenmesi gerekiyor. Uçakta solunan hava az nemli ve kurudur. Uçaktayken vücudumuz normale göre çok daha fazla nem kaybediyor. Bu nedenle gün içerisinde su tüketimine de çok dikkat etmeliyiz. Biz pilotlar için 26 Nisan tarihi önemli bir gündür. Çünkü bu tarihte Türkiye'nin ilk pilotu Feza Evrensev ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Feza Evren Sevin 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirdiği bu uçuş gününü biz Dünya Pilot Günü olarak gururla kutlarız. Gökyüzünü onurlandıran pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun. Belki ileride siz çocuklarla da bir pilot kabininde karşılaşır, birlikte bir uçuş gerçekleştiririz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalıma abone olun.